Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız sanırım. Buyurun. Evet. Tekrar geçmiş olsun hepimize, İstanbul'a, hemşehrilerimize. Takibimiz devam ediyor. Şu anda en son bilgi olarak tekrar söyleyelim ki İstanbul'umuzda sevindirici olan bir can kaybımız yok. Ve İstanbul'da şu anda tespit ettiğimiz iki caminin minaresi hasar gördüğü, daha doğrusu yere düşen kısmı var ve bu Avcılar'da ve Sarıyer'de yapılarla ilgili çokça ihbar aldık ama bir kısmı asılsız, bir kısmı ile ilgili de şu anda tespitle ilgili sahaya ekiplerimiz dağılmış durumda. Hem başta zabıta ve itfaiye olmak üzere bütün ekiplerimiz İSKİ ve İKDAŞ, ki bu anlamda İKDAŞ çok daha önemli bir yer teşkil ediyor. Orada SKADA merkezimizden takibimiz devam ediyor. Ki riskli görülen binalarda gazı keserek tedbir alıyoruz. Bu manada elimize ulaşan net tespitlerimiz olduğunda da yine sizleri, hemşehrilerimizi ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. Tabii bu bizler için çok önemli bir ikaz, önemli bir uyarı. İstanbul özellikle 99 depremini yaşadıktan sonra depremle ilgili mücadele kararlılığını dile getirmişti ama 20 yıla yakındır ne yazık ki tatmin edici bir seviyeye gelemedik. Bu sürece hep birlikte bir seferberlik süreci ve bir milli mesele olarak bakıyoruz. Deprem şehrimizin, ülkemizin milli bir sorunudur. Dolayısıyla herkesin bir araya gelip düşünce üretmesi, sorunu çözmesi, bu konuda adımlar atması gerekiyor. Belediyeler, merkezi hükümet, her kurum bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Bu noktada biz çok öncelediğimiz bir alan, her zaman masaya oturup konuşmamız gerektiğini ifade ettik, edeceğiz. Bu anlamda özellikle son dönemde bir buçuk aylık çalışmamızla İstanbul'un merkezi ilçeleri başta olmak üzere 800'ün üzerinde yeni deprem toplanma alanı tespiti yaptık ve bunları İstanbul'a çok hızlı kazandırmamız gerektiğinin farkındayız. En küçüğü 500 metrekare olmak üzere İstanbul'un gerçekten merkezi noktasındaki bu tespitlerimiz aslında büyük bir eksikliği giderecek. Ama bunun yanı sıra gerçekten yapıların güçlenmesi, güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüm anlamında da tümüyle zihniyetin değişimine ihtiyaç duyduğumuz net. Bu konuda da bir felsefemiz, bir hazırlığımız var. Yine afet anında en üst seviyede hazırlıklı olmamızı sağlayacak bir eğitime muhtacız. Bu konuda da hazırlığımız net. Okullarla, tüm kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak toplumun tamamını bilinçlendirme ile ilgili çalışmalarımızı ortaya koyacağız ve depreme hazır bir İstanbul var etmek adına da bir uygulamamızı İstanbullularla paylaşacağız. Bu da hazır durumda şu anda. Tüm altyapısıyla hazır. Ve dediğim gibi zaman kaybetmeden, vakit kaybetmeden, saniye kaybetmeden depremi düşünerek çare üretmek zorunda olduğumuz ortadadır. Şu anda AKOM'dayız, Büyükşehir Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. Özellikle sahil kesimindeki, Avrupa yakasının sahil kesimindeki tüm ilçe belediye başkanlarımızla Fatih'ten Zeytinburnu, Beylikdüzü, Silivri'ye kadar hepsiyle görüştüm. Bu konuda şükürler olsun hiçbir olumsuz, bizim bilgilerin dışında hiçbir olumsuzluk, özellikle kötü bir yaralanma ya da can kaybı noktasında hiçbir olumsuzluk tespitimiz yoktur. Burada tespitlerimize devam ediyoruz. Sayın Valimizle görüşüyoruz. Hem AFAD'dan hem bizden bilgi akışıyla sürecin en sağlıklı şekilde işlemesini sağlıyoruz. Dediğim gibi bütün Büyükşehir Belediyesi teakkuzdadır. Çok sayıda insanların toplandığı alanlarda hizmet edecek büfelerimizi oraya gönderip hemşehrilerimize bir kısım ihtiyaçlarını karşılama noktasında da yanlarında olacağız. Bu konuda uzmanlar çalışıyor. İyi biliyoruz ki Kandilli'de de bir çalışma var.
kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken hususları da ben yine İstanbullu hemşehrilerime aktaracağım. Şu anda özellikle depremle ilgili uzmanlarımız da bu süreci çalışmakta ve çalışmalarına devam edecekler. Örneğin haritada karşıda gördüğünüz haritada aslında depremin şiddetle ilgili İstanbul'a yayılımını gösteriyor. Yani merkezi Silivri'de olan çalışmanın aslında İstanbul'daki hissettirdiği şiddetin sayısını veriyor, değerini veriyor. Bu aslında bizim binalara verebileceği hasarla ilgili de bir öngörü elde etmemizi sağlıyor. Yine Boğaz Köprüsü ile ilgili çok bilgi geldiği için aktaralım. Arkadaşlarımız karayollarının sorunlarıyla da görüştüler. Orada bir iskele söz konusuydu. O iskelenin görüntüsü sanki köprüde bir sorun varmış gibi bir görüntü sağlamıştı. O konuda da orada iskele şu an kaldırılıyor. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yoktur. Bunu da belirtelim. Dediğim gibi bir sıkıntı varsa ve şu anda vatandaşlarımız bilgilendirilmesi gerekiyorsa da biz bunu mutlaka vatandaşlarımızla paylaşacağız. Çok geçmiş olsun. Umuyorum hızlı bir şekilde bu önemli meseleyi, milli meseleyi, deprem konusunu İstanbul'da çözecek en güçlü, en dirayetli adımları hep birlikte atacağız. Ve inşallah büyük deprem İstanbul'un bir kaderidir, doğanın gereğidir. Ama onu yaşamadan inşallah İstanbul'un sorunlarını hep birlikte çözeriz diye umuyorum. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah.